Dedim ki, çok yalnızım. Dedi ki Bakara 186'da, ben ki sana çok yakınım. Dedim ki, sen bana yakınsın ama ben senden uzağım. Keşke ben de sana yakın olabilseydim. Dedi ki Araf 205'te, Rabbin sabah akşam, yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine, ürpertiyle, yalvara yalvara ve için için zikret. Dedim ki, Allah'ım, bu da senin yardımını ister. Dedi ki Nur 22'de, Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Dedim ki, tabii, beni affetmeni çok isterim. Dedi ki, öyleyse Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Gerçekten Allah esirgeyendir, sevendir. Dedim ki, çok günahkarım. Bu kadar günahla ben ne yaparım? Dedi ki tövbe 104'te, Allah'ın kullarının tövbesini kabul edeceğini ve Allah'ın tövbeyi kabul eden pek esirgeyen olduğunu hala bilmezler mi? Dedim ki, Allah'ım, defalarca tövbe edip tövbemi bozdum. Artık tövbe etmeye yüzüm de kalmadı. Dedi ki, Allah her şeyi bilendir. O günahları bağışlayan ve kullarının tövbesini kabul edendir. Dedim ki, Ya Rab, bunca günahım var. Hangisinin tövbesini yapayım? Dedi ki Zümer 53'te, Allah bütün günahları bağışlayandır. Dedim ki, yani yine gelsem, yoksa yine beni bağışlar mısın? Dedi ki Ali İmran 135'te, Allah'tan başka günahları bağışlayacak olan yoktur. Dedim ki, ne güzelsin be Rabbim, bu sözlerin karşısında içim içime sığmıyor. Allah'ım, seni seviyorum. Dedi ki, şüphesiz ki tövbe edenleri ve temizlenenleri Allah da sever. Birden dedim ki, Rabbim, benim senden başka kimim var? Ve Allah Zümer 36'da dedi ki, Allah bununa kafi değil mi? Dedim ki, sen ki beni bu kadar seviyorsun, bana karşı bu kadar merhametlisin, ben daha ne yapayım? Dedi ki, Allah'ı çokça anın ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmet gönderen odur. Melekleri de size istiğfar eder ve Allah müminlere karşı çok merhametlidir. Dedi ve sustu. Mahcup oldum. Ellerimi açtım ve dedim ki, elhamdülillah. Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri ve fuhşiyatı yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.